Efendim iyi akşamlar. Bir haftadan sonra tekrar birlikteyiz. Bu haftaki konuğumuz Sakaryalı bir isim. Sakaryalı genç bir isim, genç bir yönetmen. Daha doğrusu bizim meslek büyüğümüz Osman Nuri Bayrak'ın oğlu Çağrı Bayrak. Kendisini biz Sakarya Gazetesi'nin ilk yıllarında, ilk dönemlerinde tanıyoruz. Hoşlanlarımız da oldu. Çağrı hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasıl gidiyor? Çok iyi, çok şükür. Seni uzun yıllar sonra ilk defa görüyorum. 80'li 90'lı yıllarda biz seni Sakarya Gazetesi'nde, yani tabiri caiz kısa, yanlış anlama, böyle şeydin yani, kısa ponto demeyeyim de. Evet. Öyleydi ama şimdi karşımda bir ünlü bir yönetmen olarak seni gördüm yani. Hatta seni duydum, böyle işlerine baktım, yaptığın işlere baktım. Çok güzel işlerde çıkartmışsın. Çağrı Bayrak neredeydi bugüne kadar? Ya neler yaptı Çağrı? Yani Adapazarı'nda 80-90 yıllarda rahmetli babanız Osman Nuri Bayrak'ı saygıyla anıyoruz kendisinde burada. Hatta şöyle diyeyim, onun ekmeğini yedik biz bu sektörde. Üzerine bizim üzerimizin yükü de var. Neredeydin Çağrı? Yani bugüne kadar ne yaptın? Onu bir anlat bize. Vallahi abi şöyle, 2005 yılında buradan bir çıktım. Çıkış o çıkış. Yani bu dizi sektörüyle girdim. Çocukluk hayalimdi benim yönetmen olmak. O geçmişleri de konuşuruz. Abasıyanık Kültür Merkezi'de sinema izleyerek kaçırmadan, Yıldız Sineması'nı hatırlarsın. Biliyorum. Yıldız Sineması, Abasıyanık falan. Ben oraların gediklisiydim. Yani hep sürekli oralardaydım. O bir çocukluk hayaliydi. 2005 yılında da bir fırsatla başladım. Gümüş dizisinde asistan olarak başladım. Muazzam bir temponun içine girdim. O yıllarda çok da hani gençliğin verdiği enerjiyle de sonuna kadar çabaladım. Yani daha sektöre girdiğim 6. ayında işte Kıvanç Tatlıtuğ'la, Serdar Orçin'le kısa film çekip ödül aldım. Ondan sonra o hızlı bir şekilde devam etti. Ta ki 2013 yılına kadar böyle asistanlık, yardımcı yönetmenlik, çok büyük önemli projelerde önemli isimlerle çalıştım. 2013 yılında da Galip Derviş'le yönetmenliğe başladım. Hit yaptın. Evet, evet. Ben hit yaptın diyeyim ya. Çünkü orada Galip Derviş dizisi bayağı ses getirdi. Evet, evet. Yani Galip Derviş, orada bizim ustamız Barış abi başlamıştı. Sonra biz devraldık. Ondan sonra da ne münasebet, Show TV'de başladı. Daha böyle gençlik dramaları, komedilerle başladım. Ondan sonra da işte en son Show TV'de Baba dizisiyle bitirdim şimdilik bu yolculuğu. Şimdi yeni projeler var. Onları bekliyoruz. Sakarya'da günlere gelmek istiyorum. Evet. Sakarya Gazetesi'nde Uzun Çarşı'daydı. Siz oradaydınız. Orada siz böyle okuldan gidip geliyordunuz. Hı-hı. İşte oradan mı başladı sizin sinema tutkusu? Yani hep böyle bir kısa pantolonla geziyordum. Ben o tabiri yanlış anlama şimdi Çağrı, ama hiç böyle bir yönetmenlik biz o gün hiç fark etmedik. Yani sen böyle tamam tutkuluydun ama evet. O günden nasıl oldu? Yani nasıl sinema tutkusu nasıl başladı sende? Yani şöyle başladı. Bizim o zaman hatırlarsın. VHS, Betacam, evet. Kaset kiralama yerleri vardı. Serbestler vardı o zaman. Oralardan kaset kiralamayla başladı bu iş ilk başta. Sinema tutkusu. Evet. Yani oradan kiraladığım kasetler. Yani bir dönem şöyle bir şey olmuştu hatta. Babam rahmetli. Yani kaset oradaki şey, kiralayan kişi babama şey demiş. Ya Çağrı bir tur bitirdi filmleri, ikinci tura geçiyor falan diye. Sürekli film kiralardım. Günde 2-3 tane film izlerdim. Onun dışında da işte o zaman da 2 film, 3 film oynardı Yıldız Sineması'nda. Tek biletle 2-3 film izlerdim ben. Cumartesi günü bürodan çıkardım. Öğlen giderdim. Yaş kaçtı? Ya işte 90'lar. Yani 10'lu yaşlar falan, tam kestiremiyorum ama 90'lar falan. Orada giderdim. 3 film üst üste oturup film izlemişliğim çok var benim yani. Arkadaşlarım atölye salonlarına giderdi. Ben sinemaya giderdim. O öyle başladı. Sonra işte Abasıyanık Kültür Merkezi açıldı. Cuma günleri film değişirdi orada. İlk sırada, ilk matinada en ön sırada yer almak için giderdim. Hiçbir filmi ayırmadan giderdim. Bütün sinema dergilerini toparlar okurdum. Öyle büyük bir merak vardı aslında yani. Genelde ne tür filmler? Böyle yabancı mı, yerli mi? Mesela... Yabancı. Yabancı film. Yani Türk sineması konusunda hatta zayıfımdır çok. Yabancı sinemada o zaman buraya hep gelen Amerikan filmleri vardı ağırlıklı olarak. Amerikan sinemasında 90'larda çok hakimimdir yani. Bir Eşkıya filmini bir, evet, anım var. Evet. Rahmetli babanızla, evet, evet, annenize gitmişsiniz. Evet, oradaki, evet, çıkışta anne babanızın ağlaması. Evet. O reportajı okumuştum. Evet. O nasıl oldu?
Ya o işte... O dönüm noktası diye... Ya evet, şeyi çok etkilenmişti açıkçası. Yani çünkü babam hiç ağlarken görmemiştim birincisi. Bir filme girip, bir filmden annemin de babamın da böyle hüngür şakır ağlayarak çıkmaları o kadar etkileyici bir şey ki sinema. Yani ya babamı bile ağlattıysa yani bir şey ne kadar güçlü bir etki yaratıyor bu sinema diye. Orada o benim için şeydi, ben de yapacağım bu işi oldu. Ama hiçbir zaman işin böyle kamera önü... düşünmedim. Hep yönetmenlik tarafını düşünüyordum. Böyle bu işi ortaya çıkartan kişi olmak istiyordum hep. Peki bu yönde neler yaptın? Yani Adapazarı'ndayken yani bir ufak evet. bir film yani var. O gün çektiğin film var mı? Yani? Var var. Hatta yine sağ olsun babam dün de bahsi geçti. Ya ben işte bir şeyler yazıyordum. Ondan sonra bir kısa film çekmek için niyetlendim. Daha işte 99 yılında deprem sonrası. İşte sponsorlar buldum, gittim İstanbul'dan, kameralar buldum. Kıbrıs'ta da okuyorsun değil mi sen? Tabii, Kıbrıs'ta okuyordum. Hangi ama bölüm? İşletme. Ondan sonra sponsorlar buldum. Sponsorlardan sonra geri Adapazarı'nda çekecektim filmi. İşte gittim oyuncuları ayarladım, teknik ekipleri ayarladım. Ondan sonra geldim, para lazım. Babamdan istedim, babam sağ olsun kırmadı. Babam destek oldu. Buradan belediyeden yardım ettiler. İşte otobüs ayarlandı. Ondan sonra işte izinleri çıkarttılar hemen sağ olsunlar. Film neydi? Filmin konusu neydi? Kısa film. Bir Kentte Sıcak Gece diye bir roman vardı Trevenya'nın. Ben oradan birazcık böyle esinlenip toparladığım bir şey vardı. İlk kısa film denememdi. Çok büyük bir işe kalkıştım. Beceremedim. Yani o... boyumu aşan bir iş olmuştu. Çekemedin mi? Yani çekemedim diyeyim. Hani şey aslında çektim. 3 günlük bir çekim var ama hani... Sonu gelmedi. Sonu gelmedi. Sonunu getiremedim. Beceremedik oraları. Ondan sonra tekrardan dedim ki bu iş bu kadar büyüyünce benim boyumu aşıyor. Birazcık daha küçük bir şey yapayım. Daha basit bir şeyler yapayım. Yine gittim babamdan sağ olsun kamera istedim bu sefer. Kamera aldırdım. Ondan sonra kendim işte kamerayla mamerayla bir şeyler denemeye başladım. Arkadaşlarımdan bu sefer yardım aldım. Onlar da yardım ettiler. Bir sürü arkadaşım Adapazarı'ndan da İstanbul'dan da. Yine öyle bir iş yaptım. O da pek olmadı. Ondan sonra işte artık zaten sektöre girmiş oldum. Yani artık ondan sonra sektörün içine girdim ve işin nasıl yapılacağını mutfağında öğrendim. Ondan sonra kimle çalıştın? Kemal Uzun'la. Yönetmen. Yönetmen Kemal Uzun'la çalıştım. İşte Gümüş dizisinde. Hı hı. Kıvanç Tatlıtuğ ile Songül Öden başroldeydi. Asistanlık yaptın. Orada asistanlık yaptım. Orada yavaş yavaş öğrenmeye başladım işi. Tabii ki yani sudan çıkmış balık gibi oluyorsun. Anlamak zaten bir süreç. Bu arada Müjdat Gezen... Yok öyle bir şey. O internette yanlış bilgi. O nasıl girdi oraya, kim yazdı bilmiyorum. Öyle yazmışlar. Müjdat Gezen'le hiç alakası yok. Ben tamamen işin mutfağından öğrenerek çıktım. Alaylı mı tabir edin? Alaylı. Yani alaylısınız aynen, siz aynen. Yani. Evet. Alaylı bir şekilde. Ondan sonra da zaten yani sürecin içerisine girdik. Hırslı gayretliydim, çalışkandım, azimliydim. Bütün fırsatları da iyi değerlendirdim. Hiç yapamayacağım dediğin gün oldu mu? Veya pes ettiğin gün oldu mu? İlk başta hemen senaryoyu fırlatıp çıktım. Daha ikinci ay. Hangi bölümde? Hangi dizide? Gümüş'te. Yani senaryo... Böyle iş yapılır mı ya ne, falan. Konu neydi ki? Sıkıntı noktaydı. Ya işte şey zor, çok zor bir sektör. Gerçekten çalışma saatleri açısından, çalışma koşulları açısından şu anda daha iyi tabii de. O zamanlar çok daha sertti. O yoğunluk, tempo falan filan illallah etmiştim yani. Ben senaryo fırlattım böyle iş mi olur ya deyip çektiler. Giderken son dakikada kolumdan tutup çektiler beni yani. Çek mesele bitti. Evet belki de bitmişti. Çok o an çok enteresan bir andır. Sektör zor zaten bir film çek, dizi çekiyorsun, bir bölüm çekiyorsun. 1,5 saat, ya 2 saat evet, çekiyorsun. 150 dakika. 150 dakika az değil mi? Çok, çok uzun. Çok uzun. Yani bizim sektörde gerçekten her hafta bir mucize gerçekleşiyor. Yani şu an bizim setleri Japonya'dan, Güney Kore'den, İtalya'dan, İspanya'dan insanlar ziyarete geldiğinde yani diyorlar ki 150 dakikalık dizi nasıl çekiliyor bunların profesyonelleri gibi. Ya inanmıyorlar işte değil mi? Bakın böyle çekiyoruz. Sebebi ne bunun peki? Özel yani bu bir sebebi... Sebebi şu, aslında tamamen ekonomik. Ekonomik sebepler. Şimdi bir bölüm diziyi 140 dakika, 150 dakika yaparsa eğer yapımcı yurt dışına 3 parça olarak satıyor. Ve zaten parayı yurt dışından kazanıyor. Türkiye'de para kazanmıyor yapımcı. Tamamen yurt dışı satışından para kazanıyor. O yüzden de bir bölüm burada maliyetini çıkartıyor. Yani zarar da ediyor hatta. Ama işte yurt dışı satışını düşündüğü için hem süreler hem rütük kuralları bir sürü etken var bununla ilgili. Valla işiniz zor.
Peki bugüne kadar yaptığınız işler neler? Yani diziler olarak başka neler yaptınız? Veya sinema filmi, bir tane sinema filmi çektim. Bir tane sinema filmi çektim. Neden sinema, diziye daha mı çok yatkınsın? Yok, aslında hiç dizi çekmek değildi. Sinemaydı senin tutkun. Sinemaydı aslında mesele. Ama yani sinema sektörü durdu. Zaten pandemiyle artık tamamen bitti. Bir de şöyle bir şey oluyor zamanla. Artık hani ilk başta çok seçici olmuyorsun proje yapmak için. Çünkü önemli olan ilk başta rüştümüzü ispat etmek için gelen işleri iyi çekmekle geçiriyoruz. Ama ondan sonra da artık iyi işler, kalıcı işler yapmakla ilgili derdin olmaya başlıyor. Benim öyle bir derdim var. Bir de bu dakikadan sonra yapacağım bir filmin bir önceki yapacağımdan daha iyi olmasını istiyorum. Hem kalıcı olsun istiyorum. Var böyle bir proje ve düşünce var. Ve hayalin ne yani? Hayalin ne? Hayalim şu. Yani o hayalden sonra bir şeye geleceğim de o yüzden dedim. Hayal şu aslında, hani şu anda sokaktaki insanlara hatırlar ki hangi filmi hatırlarsın diye sorduğunda 3 aşağı 5 yukarı herkes Eşkıya'yı söyler. Babam ve oğlum söyler. Evet, Çağınırmak. Ondan sonra işte daha eskilere gidince işte Selvi Boylum, Al Yazmalım söyler. İnsanlar bu filmleri söylerler. Ben de öyle bir film bırakmak istiyorum yani. Benim de en büyük hayalim o. İnsanların abi evet şu da var dediği bir film bırakmak istiyorum. Filmden de aklıma geldi. Baba dizi çekerken babanı kaybettin. Evet. Osman abiyi kaybettin. Evet. Haberi nasıl aldın? Yani nasıl oldu? Ya onun çok enteresan iki tane boyutu var. Birincisi şu. Ya zaten babam o zaman yoğun bakımdaydı. Biz 11. günde kaybettik babamı. Hastanede, baba dizisinde de hastane çekimi yaparken haber aldım gece. Babamı kaybettiğim haberini aldım. İşte apar topar işte gelindi gidildi. Ondan sonra da geri döndüğümde benim yoğun bakımda yaşadığım anın aynısının senaryoda karşıma çıktı. Yani ben yoğun... Haberi yoktu, senaryo bilmiyorsun. Yoktu. Tamamen tesadüf. Yani senaryoda da şöyle bir sahne vardı. İşte baba Haluk Bilginer yoğun bakımda. Oğlu Tolga Sarıtaş onu ziyarete gelir. Ziyaret eder. Baba yoğun bakımdadır. Babasına bakar, saçını okşar, alnını öper ve çıkar gider. Ben onu bir hafta önce hastanede kendim yaşamıştım aynısını. Ve sonra bir hafta sonra da o sahneyi çektim. Yani çok benim için çok enteresan bir duyguydu o da. Baba projesi de zaten baştan sona aslında bu, birazcık babamdan Osman abi etti. Rahmetli olduktan sonra çektim bu sahneyi. Evet. Yok şu pardon. Yoğun bakımdayken çektim. Yoğun bakımdayken. Yoğun bakımdayken çektim. Sonra zaten kaybettim babamı. Yani o çok ilginç. Peki rahmetli oldu Osman abi, öldü. Rahmetli oldu. Buraya geldiniz. Peki o sizin oki ruh halinizden bahsetmek istiyorum. O diziye yansıdı mı? Yani bazı bölümlerde yani ister istemez bazı duygusallık oluyor yani. Tabii. Ya zaten başta da projeyi seçme sebeplerinden biri de oydu. Yani biz babamla olan kendi içimizdeki bazı şeyleri orada anlatabileceğimi düşündüğüm için o projeyi seçtim zaten birazcık. Anlattın mı Osman abi rahmetliyi? Yani anlatabildin mi? Yok, ona söylemedim öyle bir şeyi de. Yani, hayır, o değil. Dizi, filmde anlatabildin mi diye. Hissettirdin mi yani Osman'a söylemeyi evet, bahsetmiyorum. Ya şöyle bir şey vardı ya, aslında bunun da derdi şuydu. Hani Türk örf adetlerinde şöyledir ya, babalar oğullarını uykuda severler. Falan. Doğru. İşte böyle bir şey var ya, aslında birazcık buydu benim bu projeyi seçme sebebim. Hani buradaki baba projesinde de baba oğlun ilişkisi öyleydi. Aslında çok seviyor oğlunu ama sevgisini gösteremiyor. Osman abi gerçekten. Babam da öyle bir adamdı. Baban seni, biz senin çocukluğunu bildiğimizden söylüyoruz. Baban senin yüzüne titrerdi ama. Çağrı, Sakarya Gazetesi'ndeki o günler aklıma geliyor 85-90'lı evet. Yıllarda. Yani sen çok farklıydın. Baban için senin çok farklıydın. Tabii yani, marjinaldim ben ona göre. Evet yani senin üzerine titrerdi. Yani evet. Toz kondurmazdı ya. Evet ama işte o sevgisini işte bizde mi öyle yani bana direkt bir yandan böyle göstermezdi. Yani orada da bir böyle otoriter baba şeyi vardı. Ama muhakkak ki biliyorum beni sevdiğini. Muhakkak ki baban biliyorum. Baban çok da seven ama yani. Uzaktan severler ya işte. Birazcık mesele birazcık ona dokunmaktı bu projede. Çekmek istememin sebebi birazcık bu meselelere dokunmaktı. Ona benzer çok güzel sahnelerini çektik yani. Bir baba oldun, babasın şu anda. Babanı kaybettiğinden sonra daha farklı duygular oldu mu sende? Olmaz olur mu? Oldu. Birincisi zaten şu oldu en büyük mesele. Zamanın kıymetiyle ilgili derdim var artık. Yani zamanımı daha değerli... Aile bilir, aileye. Tabii. Yani her açıdan hem kendim hem ailemle ilgili her şey daha... kıymetli ve değerli olması gerektiğini farkına vardım birazcık daha. Çünkü zaman hakikaten hayat çok kısa.
Yani bugün varız, yarın yokuz. O yüzden o zamanı güzel geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. O en büyük farkındalık o oldu babam kaybeden. Kaybetmeden de yaşamak istiyorsun bazı anne baban veya veya aileyle olan... Tabii. Ya da kaliteli yaşamaktan bahsediyorum. Yani zamanı güzel ve kaliteli yaşamak, iyi değerlendirmekten bahsediyorum. Peki babanız rahmetli olduktan sonra hayata değişen bir şey oldu mu? En azından. Evet. Daha sağlıklı olmaya başladım. Yani birinci sağlığıma daha çok dikkat eder oldum. Çünkü yani babamın o hastalık sürecinde yaşadığı şeylerden kendime ders çıkarttım. Daha dikkatliyim, daha iyi besleniyorum, daha çok hareket ediyorum, spor yapıyorum. Bunlar en önemli değişiklikler oldu. Tekrar Sakarya'ya geleceğim. Sakarya'daki bu Adapazarı'na kaldığın günlerden aklında kalan böyle anıların var mı? Anlatacağım bize. Yani çok. Hemen hikayelerin var mı diye soralım. Hikayelerim çok yok ama yine şöyle şeyi, yani en çok sevdiğim şey şuydu. İşte cuma akşamları Abasıyanık'ta film izlemek. Ondan sonra gece oradan çıktığımda Atatürk Bulvarı'nda. Evet, bulvarda o sarı sokak lambalarının altında yürürken işte Walkman'imle işte kulağımda YouTube dinleyip Uzun Çarşı'da yürüyüp eve kadar gittiğim zamanları çok severim. Yani çok kendine has bir andı benim için. O filmi düşünürdüm. Müzik dinlerdim giderken, dönerken falan. Ve tek başıma giderdim genelde. Ya da kuzenim Şebnem'le giderdim. O anları çok keyifli hatırlıyorum yani. O zamanki atmosferi çok güzeldi Adapazarı'nın. Yani çok tatlı bir atmosferi vardı deprem öncesi bence. O gün nüfus da azdı. Sakarya nüfusu da azdı. Evet. Depremden sonra çok şey de değişti. O zaman insan caddesine çıktığında herkes birbirini tanıyordu. Evet. Şu anda ben şehirde tanımadığım çok insan var. Hı hı hı. Yani bunda bu şehrin gelişmiş nüfusun 1.1 milyona ulaştı yani. Evet. Peki şöyle hiç Sakarya'da Adapazarı'nda, gerçi dizi çekiyorsun da, hiç dizi çekmeyi düşündün mü? Düşündüm. Hatta yani öyle bir fırsat olsa burada çalışmak çok isterim aslında. Yani senaryonun yapısı buna uygun olursa. Mekan seçimsiz seçiyoruz değil mi? Yönetmen seçiyor. Evet. Yani ona uygun bir şey olursa burada çalışmak isterim. Çünkü Adapazarı yaşaması çok kolay bir yer. Çok kompakt bir yer. Her şey çok birbirine yakın. Yani ulaşım da çok kolay. Hele ki şimdi bu yeni yolla İstanbul'a Kuzey Anadolu. Orada çok kolay. Düşünüyorum hep böyle bir, yani bir sürü proje okuyoruz her yıl. Onlarca senaryo okuyoruz. Okuyup da böyle ya bu burada olabilir diyeceğim bir şey denk gelirse teklif edeceğim onu yapımcılara. Dizi veya sinema filmi. Evet. Mesela bu Çakallarla Dans'ın yapımcısı ya yönetmeni, hı-hı, Murat, hı-hı, Murat soyadını bilmiyorum da, hı-hı, o Çakallarla Dans'ı 7 Serdun'a çekmek istediğini söylüyor. Öyle mi? Öyle bir diyalog var. Ben o yüzden aklıma geldi. Eğer Sakarya'da çekildim. Sakarya'nın reklam açısından diye ben düşündüm yani. Ya da benim aklımdaki görsel hep o bahsettiğim o bulvarın eski bulvar. İşte eski sokak araları böyle birbirine yakın, o Kız Mesleksiz'in sokağına, hı-hı, giderken ki o dokuları ben çok severim orada. Orada çok gittiğimiz kafeler vardı o zaman. O dokular var hep gözümde canlanan. Oralarda bir şeyler çekerdim ama şu andaki son halini çok hakim değilim. Oralar maalesef şu anda Suriyelilerin barındığı yerler olan, ama Sakarya'da ben özellikle senin Sakarya'nın tanıtımı açısından bir şeyler yapman gerektiğini ben inanıyorum Çağrı yani. Hı-hı. Yaparsan en azından bizim ilimizde tanıtımı olur. Mesela aklımda kalan şu var. Yaprak Dökümü dizisinin, hı-hı, birkaç bölümü Sakarya'da çekildi. Garda çekilmişti. Ona keza birkaç film falan da çekildi. Çok eskiden 60'larda da çekilen filmler var Sakarya'da. Evet. Peki ileri düşünceleriniz neler şimdi? Yani Sakarya yerleşme düşünüyor musun? Yani artık yani yaş olduk 42, 43 kaç? 42. 42 yaş. Bu Sakarya senin. Evet. Doğduğun toprakta. Ne düşünüyorsun? Sakarya artık gelecek misin? Yani Sakarya biraz koptun Sakarya'ya mı? Evet. Yani ya bu birazcık hayatın koşuşturulmasından da onu anlıyorum ben. Yani şey değil. Artık ileriki yıllarda Sakarya'ya gelmek veya Sakarya'ya bir yerleşmek veya Sakarya'ya ev sahibi olmak. Çünkü burada dostların, çevren senin burada. Tabii ki. Yani var öyle planlar. Yani şu anda kısa vadede yok tabii ki. Hemen bu bir
10-15 yıllık plan içerisinde yok ama sonrasında var tabii. Yani bu işte en son bu geldiğimde hep o gözle baktım. Yani alıcı gözle. Yani şuralarda güzel evler var, buralar orada oturulur. İşte abi şuralar gelişmiş, bak ihtiyaçlarımızı karşılayacağımız şeyler artmış. Bizim zamanımızda böyle çok bu kadar yer yoktu. Yani Selden çok gelişti. Yani bir sürü, çeşitli bir sürü yer gördüm yani. Tabii ki de öyle bir plan gelecek. Çünkü İstanbul zaten çok kolay bir yer değil. Yani yaşlanınca daha da zor olacak. Yaşlanınca böyle buralara dönüp daha kendi topraklarımda olabilir yani, neden olmasın. Peki Sakarya'da dostların var. İstanbul'da Sakarya'lık sence ne diye sorayım ben size. Sakarya'lı muhabbetin var mı? Çok İstanbul var. Ya bir kere birincisi bu işlere girebilmemin en büyük sebebi Sakarya'lı bir dostum. Nuray Keten'in sayesinde asistanlığa başladım. O da Adapazarı'nın yetiştiği, benimle aynı dönemde birlikte Adapazarı'nda yetiştik. O sinema televizyon okudu ve öyle girdi. O vesileyle biz girdik. Sakaryalılık orada da var. Yani benim iki şefim de, birisi Nuray'dı, biri Filiz. Onlar benim, ikisi de şefim, onların ikisi de Adapazarlı'ydı. Şimdi 7 yıldır beraber çalıştığım benim ikinci yönetmenim Ezgi, o da Adapazarlı. Yani birbirimizi böyle bir koruyup kollama durumumuz var yani. Herkes şeyimiz var. Sakaryalık orada ayırıyorsun birbirini. Peki Sakarya'da yönetmen dışında Sakarya'nın tanıdığın İstanbul'da Burhan Güvenler var, hı-hı, Sabri Uganlar var. Hı-hı. Onlarla görüşüyor musun? Onunla muhabbetiniz var mı? Burhan çünkü abiyle görüşüyoruz arada bir. Haberleşiyoruz, telefonlaşıyoruz. WhatsApp'tan işte o bana oğlunun videolarını atıyor, ben ona benim oğlum videolarını atıyorum. Berkcan mıydı? Evet, evet. O da bayağı meşhur oldu. Evet, evet. O da çok popüler. Popüler yani. YouTube'dan çok, aldı çok, başını gidiyor. Çok, da çok, bayağı milyon takipçileri var. Onunla görüşüyoruz. Onun dışında çok işte Mümtaz amcayla görüşüyoruz İstanbul'da. O bir ayağı İstanbul'da, bir ayağı burada. Onunla görüşüyoruz. Onun dışında İstanbul'da öyle çok görüştüğüm birileri yok. Zaten çevre orada başka bir çevre edindik. Orada başka bir çevrenin içine giriyorsun. Oradaki insanlarla devam ediyorum. Dizi, ben şöyle yapayım o zaman, tekrar konuyu diziye geleyim de meseleye girmek, hı, istiyorum. Önümüzdeki yıllarda ne düşünüyorsun? Yani dizi, hı, film veya sinemada mı ilerlemek istersin, hı, dizide, hı, mi ilerlemek, hı, istersin? Yani şimdi, cevabını gerçi verdin ama ben özellikle dizi filmde, dizilerde başarılısın, hı, çekimlerde. Yani, hı, dizi yönetmeni başarısın. Evet. Ama sinema, diziler genelde hafızada, hı-hı, kalmıyor. 5-10 yıl sonra, hı-hı, yaprak dökümü dışındakiler genelde arşivde kalıyor ama filmler kalıyor. Ya aslında şöyle oldu. Birazcık bu pandeminin etkisiyle sinema sektörü çok büyük sekteye uğradı. Yani bütün dünyada sekteye uğradı. Aynı zamanda bu dönemde çıkan dijital platformlar işin konjonktürü değiştirdi. Şimdi yapımcılar için de, yönetmenler için de dijital platformlara işler yapma cazibesi daha arttı. Yani vizyona bir iş yapmaktansa dijitale iş yapmak daha cazip hale geldi. Şimdi önümüzdeki zamanlarda tabii ki de kalıcı işler bırakmak, bu bazen mini dizi olarak olabilir, bazen film olarak olabilir, bazen de yine bahsettiğin gibi yaprak dökümü gibi bir iş olabilir. Yani önemli olan iyi iş yapmak istiyorum. Yani insanların aklında kalacak, ikinci baharlar gibi, süper babalar gibi büyük kalıcı işler olsun diye çok içten bir arzum var. İnşallah onu da gerçekleştireceğim yani. Peki dijital dediniz, dijital daha mı? Dijital, sinemada ben şöyle diyeyim, sinemada izlenir. %100 katılıyorum. Yani ben şimdi sinema, ben haddime değil de iyi bir izleyici olarak söyleyeyim. En son bu Ata Demirer'in çektiği bir film var. Onu ben platformda yok olmasına üzüldüm. Çok güzel. Yani platformda yayınlandı ya. Evet. Yani Bursa Bülbülü mü? Evet. Ben mesela evet, çok güzel işti. Çok güzel. Herkes beğendi. Ben de beğendim. Evet. Sinemada belki daha 6-7 milyon izlenirdi. Evet. Bence de izlenirdi. Çok keyifli çok bir film. Çok değişik olmuş bir filmdi. Yani dönem filmi çekmiş. Evet. Keyifli bir film. Yani ilk başta biz başladık seyretme. Hı-hı. Sonu kadar seyrettik. Yani durmadan seyrettik. Yani ben onu anlatıyorum. Yani bazı sinemanın o sinemada o keyfi verip daha farklı izlerdik. %100 katılıyorum. Yani sinemada izlenir. Ama işte değişim çok para veriyorlar. Şey. Ciddi paralar veriyorlar. Yani şöyle yapımcı için daha garanti bir şey oluyor. Mevzu oluyor. Yani ne alacağını biliyor, ne harcayacağını biliyor. Ona göre bir denge tutturabiliyor. Şimdi sinemada harcıyorsun, hiç izlenmeyebilir. Yani hiç izlenmeyen, çok para harcanmış bir sürü film var yani. Burada çok daha garanti mecrası var. Bir de sözleşmeler yapılıyor. İşte 10 tane film yapacaksın bana diyor.
Sen de o kotayı doldurmak için film yapman gerekiyor yapım şirketi olarak. İlişkiler birazcık bu tarafa doğru kayıyor. Ama bu ne kadar sürer onu da bilmiyorum. Yani şimdi bir sürü platform var. Daha da gelecek olanlar var. Evet. Onlar var. O rekabet orada bir süre devam edip tekrar sinemaya gelebilir. Mesela şu tiyatrodan örnek vereyim. Tiyatro İstanbul'da gerçekten oyunlara bilet bulamıyorsun. İnsanlar muazzam bir şekilde tiyatroya ilgi gösteriyor. Çünkü özlediler. Hem pandemi sürecinde hem ondan önceki süreçlerde tiyatro özlendi ve şu anda 2 ay sonraya falan bilet bulamıyorsun fahiş fiyatlı olmasına rağmen. Sinemada bir gün tekrar böyle noktaya tekrar gelecek yani. Ama platformlar çok iddialı geliyor. Yani evet. Türkiye'de bütün platform ciddi paralar veriyorlar ve şu anda herkesin evinde 2-3 tane abonelik var. Tabii. Yani ben sinema fazla başarılı olacağını tahmin etmiyorum. Yani çünkü şimdi şöyle mesela... Yani ben düşüncemi tabii söylüyorum. Çünkü izleyici olarak söylüyorum. Ben senin kadar usta değilim yani ama izleyici olarak evde seyretmek daha keyifli. Ya şöyle mesela filmden filme değişir. Mesela Nolan'ın yaptığı bir filmi sinemaya milyar dolar paralar harcıyorlar. Adam resmen atom bombası patlattı son filmde. Gerçek bir minyatür bir atom bombası patlattı. Şimdi bunu insanlar sinemada IMAX'te izleyecekler ve kapalı gişe oynayacak. Böyle filmler yapıldıkça sinemaya tekrar insanlar gitmeye başlayacak, hatırlayacaklar o duyguları ve geri gelecekler. O filmler de tekrar yapılmaya başlanacak yani. Peki ileriki yıllarda senin düşüncen neler? Neler yapmak istiyorsun başka? Sinema bir projen mutlaka var. Başka neler düşünüyorsun? Yani önümüzdeki yıllarda ne yapmak istiyorsun? Yani hedefin ne? Çağrı. Özellikle Sakarya'ya gelmeni bekliyorum ben. Bunu sana tabii söyleyeyim. Sakarya'ya gidip onu... de böyle yani senin Sakarya'nın tanımasını istiyorum gerçekten. Yani Sakarya etkinliklere katılmak, burada toplantılara girmek. Çünkü Sakarya yetişili bir değersin sen bizim teşekkür için. Yani her ne kadar Yılmaz, Vural veya de isimler aklına gelse de sen de Sakarya'dan çıkmış bir değersin. O nedenden dolayı senin de ben özellikle Sakarya'dan kopmamanı istiyorum. Tabii zaten. Ben yani özellikle bunu belirteyim yani. Fırsat oldukça hep gelirim elim. Ben geldiğince gelirim yani. Hiç yani işim seni... olmadığı sürece zaten annem burada. Onun o sebeple de zaten otomatikman geleceğim için sık sık geleceğim yani artık. Yani biz seni sinemada başarılısın ama Sakarya'nın bir evladısın sen. Eyvallah, teşekkür ederim. Ben sana birkaç kelime soracağım. Senin için anlam ifade ediyor. Tamam. Sakarya. Yeşil siyah. Sakarya Spor değil. Sakarya Spor deyince köfte ekmek aklıma geliyor. Neden? İşte biz giderdik maçlara. Orada maça gitmeden bir köfte ekmeğimiz ya da çıkışta eski, bir köfte. Eski stadyum. Eski stadyum orada. O köfte ekmekten yemeden gitmezdim ben yani. Sakarya Gazetesi. Sakarya Gazetesi. O çok ya. O Uzun Çarşı'daki bina aklıma geliyor. Ondan sonra... Radyo geliyor aklıma. Radyo Sakarya. Radyo Sakarya aklıma geliyor. Ben orada bir radyo programı da yapıyordum. Hı hı. Onlar aklıma geliyor. O kadar. Baba? Baba giyince aklıma güven geliyor. Aile, sadakat. Memleket, gönül bağı. Vefa, eski dostluklar. Sinema tutku, en büyük tutku. Bize söyleyeceğin son ilave edeceğin bir şeyler var mesela. Ben keyif aldım gerçekten. Vallahi, ben seni burada dedim ya, yıllar sonunda seni burada görmek, muhabbet etmek, sohbet etmek hiç aklın ucuna bile geçmez ama yani daha yıllar önce böyle kısa pantolonla, yanlış anlama, kısa pantolonla gördüğüm Çağrı'yı şimdi ben bir yönetmen olarak görüyorum. Bana keyif verdi ya. Güzel. Aynı şey benim için de geçerli. Gerçekten. Ne ilave edeceksin bize? Son ne demek istersin? Aynı duygular benim için de geçerli. Seninle burada röportaj yapmak benim için de çok keyifli. Ben de o geçmişe gidip o dönemlerini hatırlıyorum. Senin de daha genç olduğun dönemleri daha... hatırlıyorum. Gömme beni şimdi, Çağrı, yan etme değil mi? Genç olduğun zamanları hatırlıyorum. Ondan sonra işte inşallah bundan sonra daha sık İstanbul'dan vakit kaldıkça burada da görüşmeyi arzu ediyorum. Son söyleyeceğim şey, İleride inşallah burada da sinema sevdalısı olan gençlere Adapazarı'nda destek olabilirim. Onlara nasıl yani, onu açalım. Son, oturup konuşuruz, destek en sonda, oluruz. Bombayı en sonda patlattı. En, yani. en son yani buradan sinema tutkusu olan çocuklara, gençlere elimden geldiğince yardım etmeyi oyuncuk çok isterim. Oyuncuk açısından.
oyunculuk açısından değil, yönetmenlik açısından daha çok yardımcı olabilirim. Onlar eğer öyle bir şey talep ederlerse elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Vallahi çok iyi de olur. Senin gibi yani memleketinde bir şeyler yapmak ve memleketindeki çocuklara yardımcı olmak isteyen senin birkaç kişi olsa bizim için de iyi olsa, evet. Sakarya için iyi olur. Evet. Başka Çağrı Bayraklar da çıkar diye düşünüyorum. İnşallah. Teşekkür ederim. Daha ileri çıksın. Teşekkür ederim mesela Çağrı. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Efendim biz bu akşam Sakarya'da genç yönetmen Çağrı Bayrak'la birlikte olduk. Kendisine tekrar ben teşekkür ediyorum. En azından eski günlerimize gittik. Efendim haftaya görüşmek dileğiyle. Efendim iyi akşamlar.